LGS'ye son 35 gün. Sınava sıkı sıkıya çalışmaya devam ediyoruz. Sokağa çıkma yasağı var ama biz bunu bir avantaja dönüştürüp evde çok güzel testlerimizi çözüyoruz. Günün sözüne baktığımızda Hans Christian Andersen diyor ki: "Hiçbir şey bir insana ulaşamayacağı kadar yüksekte değildir. Ancak dikkatle ve güvenle tırmanmalı. Evet, hiçbir lise, hiçbir Anadolu Lisesi, hiçbir Fen Lisesi, hiçbir İmam Hatip Lisesi, hiçbir Endüstri Meslek Lisesi fark etmez. Hiçbir ulaşılmaz değil. Yeter ki biz çalışalım, gayret gösterelim ve doğru bir şekilde çalışımıza sonuca ulaşalım. Gün yorumuna baktığımızda İrem'in rengarenk günlüğü 556 ...beni almış bakalım. Hocam sorularımı beğenen inşallah istediği lise gider demiş. Beğenmeyen ne olacak peki? Beğenmeyenler nerede gider diyordur herhalde. 350 puandan 470 puana çıkılabilir mi? Evet çıkılabilir arkadaşlar. Peki nasıl çıkılabilir diye soruyorsanız onu da söyleyelim. Sıkı bir çalışma, gün en az 3 denemeye denk gelen soru çözümü ve bu soruların yanlışlarını irdelediğimizde doğru bir sonuca ulaşabiliriz. LGS yaklaştıkça moralim düşüyor. Ya kötü bir liseye gidersem diye ne yapmalıyım? Arkadaşlar birincisi çok önemli. Demek ki çalışıyorsun. Çalıştığına göre moralin bozulması normal bir şey. Yani çünkü hiç çalışmasan moralin de bozulmayacak. Ama zaten çalışmıyorum diyeceksin. O zaman bu kadar emek vermişsen, çalışmazsan, asla çalışmışsan asla vazgeçme. Ve şu da önemli. Neler başardığını bir gör. Yaptıklarını bir karşına as şöyle. İlk soruyu çözdüğünde zaten her şey atılacaksın ve mükemmel bir şekilde sınavından iyi bir sonuç alacaksın. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir tane de deneme varsa şöyle göstereyim. İlk sınava girin ya diyeyim. Karşına aldın bu denemeyi. Şöyle ilk sorular geldi. Eyvah, eyvah diyebilirsin belki sınavdan. Ama ilk tane doğru yaptığın an Oh, rahatlayacaksın ve artık tıkır tıkır hepsi gelecek. Bu her an yaşanabilir. Bu sınavdan önce yaşanabilir. Sınavdan sonra da yaşan, e, sınavdan birkaç ay önce de yaşanabilir. Sınavdan beş dakika önce de yaşanabilir. Bu her zaman olacak. Ya yapamazsam, ya moralim bozulursa, ya istediğim olmazsa diyeceksin ama asla vazgeçme. Şu da önemli. Diyelim ki vazgeçtim, moralin düşüyor ve çalışmadın. O zaman ne olacak? Çalışmazsan ne olacağını düşün bir de. Yani ben iyi çalışıyordum ama sonradan vazgeçtim. Çalışmazsam, e, kazanamazsam diye düşünüyorum ve çalışmıyorum. O zaman mutlu mu olacaksın? Hayır. O yüzden bu kısa süre kaldı zaten sana. Sıkı sıkıya çalışmaya devam et ve e, kazan inşallah. İkinci dönem konularını dinleyelim mi? Şu an için dinlemenize gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Milliyetin Bakanı net açıklama yaptı. Sadece birinci dönem konuları var. Hocam örnek sorularda az yanlışım çıkıyor. Ama denemelerde çok çıkıyor. Moralim bozuluyor. Örnek sorularda az yanlış çıkıyorsa gerçek sınavda da az çıkacaktır. Ama denemelerden bazıları çok kazık olabiliyor. Veyahut da denemeyi bazen geç saatte çözebiliyoruz. Örnek soruyu daha dikkat çözeceğiz. Hmm, bu örnek soruymuş. Burayı acaba bunu yapabilir miyim diye daha dikkat çözeceğiz. LGS'de de daha dikkat çözeceğiz ve inşallah hepsini iyi yapacağız. Hocam günde 400 soru artı bir denemeyle 300 puandan 500 puan çıkılabilir mi? Evet kesinlikle çıkılır arkadaşlar. Malatya Efendisi tanıtabilir misiniz? Evet. de çok yanlışım çıkıyor. Yılbaşından beri en fazla yaptığım net 16 düzeltebilir miyim? Düzeltebilirsin. Yeter ki vazgeçme. Bir konuyla alakalı çıkabilecek bir, iki, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane soru tipi var. Sen bu soru tiplerinden şu anda sadece atıyorum konular öğrenirken bir tanesini, örnek sorulara baktın ikincisini, LGS'ye baktın üçüncüsünü birkaç tane daha çözdün kaynaklardan alt tanesini gördüm. Hala 7, 8, 9 ve 10'un soru tipini görmediğin için hala 16'yı artıramıyorsun. Ama bu soru tiplerini gördüğünde yani yanlış almaktan vazgeçmeyip o soruların çözümünü öğrendiğinde mükemmel bir şekilde fenli de 20'de 20 yapacaksın. Yeter ki vazgeçme. Vazgeçersen kaybedersin. Vazgeçmezsen kazanırsın. Hocam size telefondan ya da tabletten mi çözmek verimli yoksa kitaptan mı? Tabii kitaptan. Hocam ben akşam 12'den sabah 9'a kadar... De... Ha eğer kitabın yoksa tabletten de çözebilirsin. Hocam ben akşam 12'den sabah 9'a kadar ders çalışıyorum. Gündüz yatıyorum. Akşam iftar saatte kalkıyorum. Size gündüz mü daha verimli yoksa gece mi daha verimli olur? Şu anda Ramazan'da olduğu için gece daha verimli olabilir. Ama Ramazan bittiği zaman gündüz daha değerliydi. Ama sınavda gündüz olacağı için kendini bazen gündüz çalışmaya da Kötü bir liseye gidersem inşallah öyle olmak ee, ama güzel bir üniversiteye gidebilir miyim? Hayatımı nasıl etkiler? Arkadaşlar hangi liseye giderseniz gidin. İster açık liseye gidin. ister imat lisesine gidin. ister fen lisesine gidin. ister Anadolu lisesine gidin. İster sosyal bilimler lisesine gidin. İsterseniz LGS'de Türkiye birincisi olun. isterseniz LGS'de Türkiye sonuncusu olun. Hiç fark etmez. İstediğiniz üniversiteye eğer üniversite sınavını yaparsanız gidebilirsiniz. Bunun ispatını söyleyeyim mi size? Şu anda... Hangi ilkokula giderse gitsin bir çocuk LGS'de full yaparsa istediği liseye gidebiliyor mu? Gidebiliyor. Ben Kars'ın en kötü ilköğretim okulunda okuyorum. Acayip kötü ama LGS çalışın 500 puan yaptım. Gel bakalım en iyi lise diyebilir. Ben İstanbul'un en pahalı, en lüks, en mükemmel ilkokulunda okuyorum. Ama LGS'ye çalışmıyorum. E bana ne? O zaman hiçbir yeri kazanamaz. Bu kadar basit. İşte aynı nasıl herhangi bir ilkokuldan herhangi bir liseye gidebiliyorsanız... ...kimse sizi durduramıyorsa herhangi bir liseden de herhangi bir üniversiteye gidebilirsiniz. Ama iyi bir fen lisesinden tıp fakültesine daha iyi gidersiniz, daha kolay gidersiniz. Ama bu demek değildir ki sosyal bilimler lisesinden tıp'a gidemezsin veyahut da işte düz liseden tıp'a gidemezsin. Her yerden her yere gidebilirsiniz arkadaşlar. Bunun en büyük ispatı da şu anki ilkokuldan ortaokula giriş sınavlarınız. Gelelim arkadaşların sorularına. İrem'in rengarenk günlüğü gerçekten çok rengarenkmiş. 200 puandan 500 puana günde kaç soruyla çıkılır? En az e, ee, 400 soru çözmen lazım. Biraz zor yani. Bu da zor. 200'den de kolay kolay çıkılmaz. Konuları anlıyorum ama yeni soruları çözemiyorum. Ne yapmalıyım? Öncelikle temel sorular çözmelisin. Yani bununla alakalı tostlarımızı tavsiye edebiliriz. İlk başta temel sorular çözüyorsun. Sonra orta, sonra sınav tarzı sorularla yavaş yavaş çözümlerini halledebilirsin. Gündüz oruç sayısal mı yoksa sözel mi çözmeliyiz ve kaç saat çözmeliyiz? Bence çok az sayısal ve daha çok sözel çözmeliyiz. Kaç saat çözmeliyiz? Beynimizi patlatmayacak kadar, yanlışların çok artıp da bizim moralimizi bozmayacak kadar çözmeliyiz. Bence bir tane tane yani deneme patlatılabilir. Oruç bir deneme patlar. Ondan sonra dinlersiniz, uyursunuz. EBA TV'de yayınlanan derslerin bize faydası var. Ama ikinci dönem konularını izlemeliyiz. Yoksa onun yerine sorumu çözmeliyiz. Arkadaşlar eğer LGS hazırlanıyorsanız ikinci dönem konularını izlemeyin. Sadece birinci dönem konularını izleyin. Sadece birinci dönem konularına çalışın. Zaten eğer bir değişiklik olursa yani okullar açılırsa ikinci dönem konuları iki dakika çalışır öğretiriz biz size. Hiç endişelenmenize gerek yok. Sizler de kendiniz çalışıp öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla şu anda amacınız LGS ise sadece birinci dönem konularına çalışın. Kotana ve dinamoların ikinci dönemi çıkacak mı? Ee, arkadaşlar ikinci dönemde zaten onlar tüm dönemi kapsıyor. Yüzdelik dilim mi, yoksa puan mı daha önemli? Tabii ki de yüzdelik dilim önemli. Sıralama önemli yani. Diyelim ki 450 puan aldım ama elimdeki güzel bir lise gelmedi. Başka bir ilim birinci fen geldi. Oraya mı gidelim yoksa kendi mi kalmalıyım? Eğer ailenle uzak kaldığında ağlamayacaksan, üzülmeyeceksen ve ben kesinlikle bir doktor, mühendis olmak istiyorum diyorsan başka bir fendisesine git. LGS 2019 mu basit yoksa girdiğimiz sınav mı daha basit olacak? Bence arkadaşlar herkesin kendi girdiği sınav kendisine zor geliyor. Yani ben de herkese bütün yıllardır öğretmenlik yapıyorum. Öğrencilere diyorum ki sınavlar basittir. Yeter ki çalışın. Basittir. Yeter ki çalışın diyorum. Ama kendim girdiğim sene ben de sınavdan çıkınca aynen şöyle demiş. Allah belanızı versin. Ne kadar zor sınav demiştim. Çünkü insan kendi girdiği sınava zor geliyor. Yani kendi girmişsin ya o an sınav aynayacağına ne zor geliyor. Ama sınavdan bir at sonra bir bakıyorsun. Ana aynısını sormuşlar zaten eskiden. Ana aynı örnek sorular gibiymiş. Aa bu yaparmış ben bunu diyoruz. Dolayısıyla sınav anından dolayı bütün sınavlar bize zor geliyor. Dolayısıyla siz bu seneki sınavdan çıktığınızda da şunu diyeceksiniz yani. Şöyle bir şey olmuyor. Oh ne kadar kolaydı. Oh oh demeyeceksiniz. Mutlaka çıktığınızda ya gene zor sordular diyeceksiniz. Ama sınavdan birkaç gün sonra bakın esasında yapabilirmiş diyeceksiniz. Dolayısıyla sınavdan sonra yaşayacağınız bu düşünceyi sınavdan önce yaşamak için bol bol soru çözmeye ve çalışmaya devam edin arkadaşlar. Matematikte 13, 14 netten 20 nete çıkılabilir mi? Çalışılırsa her türlü nete çıkılabilir. Yeter ki sıkı sıkıya çalışılsın. Biraz zor tabii 20 net biraz zor ama neden olmasın başarılabilir arkadaşlar. Geldik diğer kitabımıza. Günün kitabı Goryot Baba Balzak. Yaprak dökümünün esasında orijinali bu. Goryot Baba diye bir baba var. Çocukları kötü durumlara düşecek. Onlar yaprak gibi dökülecek. Geldik günün okuluna Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi. Gaziantep'in mükemmel liselerinden bir tanesi. Hukuklar, mühendisler havada uçuyor. Gaziantep'in ve çalışkan öğrencilerin Beklediği bir okul bu okulda onları bekliyor hadi bakalım diyor gelsinler ben onlara güzel güzel eğitim vereyim diyor. Ve günün kaynağına baktığımızda LGS doz denemelerini bir kez daha sizlere tanıtmak istiyoruz. Gerçekten de soruları biraz zorlayıcı matematik sorularını ben öğrencilerden yorumlar aldım. Hocam daha kazık soramaz mıydınız demişler. Evet daha kazık soramazdık dedik biz de baya zor ama olsun sizler zoru başarısınız. İmkansız da bazen biraz zaman alıyor onu da biliyoruz arkadaşlar. Ödülü sorumuza yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi arkadaşlar hep beraber çalışalım ve şu LGS'ye haddini bildirelim hadi bakalım.